Arkadaşlar selamlar, ben Wattupak. Bildiğiniz üzere Hearthstone gibi baba bir oyunu 4-5 yıldır oynuyoruz. Ara ara bıraktığım oluyor. Ara ara sadece telefondan oynadığım falan oluyor. Ama kart oyunlarında gelmiş geçmiş en iyi oyun. En iyi stratejik kart oyunu bence arayüzüyle, kart efektifliğiyle, hero'larıyla, hikayesiyle Warcraft'tan gelen Hearthstone'u seviyoruz kısacası. Zaten bu sevgiden dolayı da ana oyunum olarak olmasa da işte bildiğiniz gibi yayınlar yapıyorum. Kimi zaman Dota, kimi zaman PUBG gibi rekabetçi oyunlar oynuyorum. Kimi zaman da interaktif, eğlenmek için işte Fall Guys gibi olabilir, Detroit Become Human gibi olabilir. Böyle oyunlar da oynuyorum. Ama Hearthstone'un her zaman farklı bir yeri oldu. Rekabetçi olmak istediğimde rekabetçi şekilde çarpıştım Hearthstone'da. Eğlenmek için girdiğimde Arena, Battlegrounds veya Ranked'da da eğlenmek için desteler yaptığım olmuştur. Ama son 6-7 aydır ana oyunum olmasa da dediğim gibi işte bu sırada PUBG, Dota'da çok fazla vakit harcadım. 3 günde olmasa da 4 günde bir o üçlü görevlerimi yapıp işte görevlerimi çok yakmadan olabildiğince para biriktirmeye, gold biriktirmeye çalıştım. Bu metayla birlikte 6000 gold biriktirdim. 60 pek açtım. Şimdi shop'a girip almaya kalksan 79, yani 80 ya da 70 euro civarı bir rakamı var bunun. Biraz dişim sıktı ama oyunu da sevdiğimden dolayı bana çok koymadı. Günlük görevleri yapma vesaire gibi şeyler. Bir şekilde de 6-7 ayda her zaman ucuz yollu da olsa, çok pahalı olmasa da en azından birkaç deste yapıp ay sonu ödüllerinde maksimum verim almaya çalıştım. Bu da beni oyuna geri dönmek istediğimde iyi yerlere attı. En basitinden işte şu anda burada 6 deste gözüküyor. 5 deste desek hatta class olarak farkından. Ama ben istesem şu an her hero'dan birer tane deste dizebilecek düzeyde bir dust'a ve collection'a sahibim. Druid, Priest ve Paladin gibi hero'ların oynayışı beni çok bayıyor. O yüzden onlardan kolayca feragat edebiliyorum. Böylece daha çok sevdiğim tempo, agresif veya daha çok oyun mekaniğinin döndüğü desteleri oynamayı seviyorum. Ben bu arada eve geleli yaklaşık 2 saat oluyor, biraz geçmiştir. 1,5 saatlik bir süreçte Bronz 10'dan şu anki rankıma eriştim, Diamond 9'a. İşte dediğim gibi 6-7 aydır zaten en az bunu sürdürüyorum. Geçen ayı Legendary olarak bitirdim. Bunun da bana en büyük artısı beni 10 yıldızla başlattı. 2 oyun kazandım. 3. oyunumu da kazandım. Daha bronz 4'tüm. 3. oyunumu kazanırken bana tabi bronz 5'i geçtiğim için 9 yıldız streak verdi ve 18 yıldızla bir anda gümüş oldum. Kaybetmeden 6-7 oyun vesaire. Şöyle de göstereyim hatta. Ha, bu arada açmışken göstereyim. Diamond 5'e gelmek niye önemli? 7 tane rare kart veriyor, 4 tane pack veriyor ve bir tane epic kart veriyor. Her ay sonunda 6-7 ayda böyle bir şey olduğunda zaten oyuna dönmek istediğinizde dönebiliyorsunuz. Yani biraz sabırlı olabiliyorsanız en azından. Şu anda da buraya geldik bile. Daha ayın ilk günü. Şöyle başlatıp bakalım. Tarihi gördünüz, saati gördünüz. Ben de hatta bir Firestone'u göstereceğim size istatistik olarak. Şurada oynamaya başladık. 3, 5, 8, 9. 9 win streak yapmışız. Platinum 7'ye gelmişiz bile. Önemli bir yer sonuçta. Sonra bir kere kaybettim. Oyunu salsam mı dedim ama devam ettim. 4 win de aldım. Platinum'a gelince bir kere daha oynadım. Diamond'a geldim tabi burada. Bunu kaybettim. Şimdilik saldım. Video çekmek istedim. Sizle bu desteği paylaşmak istedim. Nedir bu deste? Dünyanın en ucuz, dünyanın en kolay oynaması bence aslında zevkli de, çünkü yani sonuçta oyunu çok bilmiyorsan, oyununa çok haşır neşir değilsen oynayamazsın da, yani çok da yükselemezsin. Çok pratik gerektiriyor. Öyle almış ama bir düşünme yetisi de gerektirmiyor. Neden gerektirmiyor? Çünkü destenin olayı belli, kombinasyonları belli. Şöyle diyelim. 3 manadan fazla bir kart yok gördüğünüz gibi. Spell olarak zaten 2 tane var. Ayrı spell olarak. Yani 4 kart var.
İkişer tane de Secret var. İki tane ikişer tanelik Secret var. Bu Secret'ları da olabildiğince Beast'imizle, Hero Power'ımızla, işte Turguide'ımızın Hero Power'ı sıfır yapmasıyla, hani bu Secret'ları elinize ilk çektiğinde anda geri yollamak gerekiyor. Secret'ı çekmek yerine, hani bir tane daha kart çekme uğraşı yerine bu minyonla oynayabiliyorsanız bu size tempo kazandırıyor bu destede. Bu desteği yenebilecek bir insan ya inanılmaz drawlar yapabilen kontrol desteleri olabiliyor ya da bu desteden çok daha agresif destelere bazen yanıt veremeyebiliyorsunuz. Bunun da en büyük sebebi işte Dormant'ımız var mesela. Hani ilk siz başlıyorsunuz. Adam coin'le başlıyor. Sizden daha agresif, dediğim gibi atıyorum Zuluk. İki tane minyonu düşüyor. Sizin elinizde minyon yok. Spell çektiniz. Kötü bir draw yaptınız. Bir tek Dormant var. İkinci el, bunu atıyorsunuz. Bunun uyanması zaten iki el sürüyor. Ama coin sizde olur. Karşıdaki hero'ya göre. Atıyorum Price'ta göre. Ne bileyim Paladin'e göre. Tempo kaybetmemek için ilk el coin'liyseniz ve elinizdeki minyonlara da bir baktıktan sonra bu minyonu direkt drop edebilirsiniz sahaya. Ki iki el, yani çok daha erken uyanıp çok daha erken vurabilsin. 5 ataklı bir minyon sonuçta 2 manaya. Zaten dormant olmasının sebebi bu. Bir an önce sahaya sürebilir. Ne kadar elinizden geç çıkarırsanız bu kartı size problem olacak. Zaten 10, yani 7-8-9 manalara gelen bir oyundaysa bu dormant nasıl iş yapsın yani? Eliniz boşaldı, her şeyi attınız mesela, bu kartı çektiniz yeni elde, bunu atın yani, iki el uyuyacak, bir işe yaramayacak, karşınızdaki iki el en azından rahat edecek. Olabildiğince erken çıkarmak gerekiyor bu kartları. Bu arada bir spellimiz daha vardı, unuttum, Drava Beast spelli. Bu spell destede zaten iki tane Beast ırkından minyon var, biri Wallprint, biri de Secret'larımızı sahaya sürdü minyon. Bunların biri 1 mana, biri 2 mana, gördüğünüz gibi. Bu kart kullandığınızda mesela 3 manadasınız. Draw a Beast kartını kullandınız. Bu elinizde de bir tane Facestalker var. Wallprintinger hiç çekmemiştiniz. Bu büyük kullandığınızda ne oluyor? %66 ihtimalle, hani 3'te 2 ihtimalle Wallprintinger çekme ihtimaliniz oluyor. Böyle bir anda direkt yapıştırmak gerekiyor bu kartı, bu büyüyü. Böylece Wallprintinger'ı bufflayıp getiriyorsunuz elinize. 2 3 manadan ikisini kullandığınızda 1 mana kalıyor. 1 manayla Wallprintinger'ı oynadığınızda 3'e 3, 2 tane 1 manaya minyon sürmüş oluyorsunuz ve inanılmaz bir tempo kazandırıyor. Onun dışında Initiate minyonumuz var. Spellburst yeni bir özellik. Bildiğiniz gibi ilk spellinizi kullandığınızda bu minyon sağdayken Spellburst özelliği aktif oluyor. 2 atak kazanarak çıkıyor. Bu arada attık tuttuk ama ikişer iki tane daha spellimiz vardı, unuttuk onları da. Küp inanılmaz bir büyü. Bufflıyorsunuz. Yere bir bis sürüyor. Hani sürdüğü küp minyon var orada. Summoner 1-1 küp yazıyor. O minyon bir beast. Ve bu çok önemli bu deste için. Bir tane de elinize yine birebir 1 manalık. Yine aynı küp minyonundan elinize veriyor. Bu bazen kill command ile combo, hani kill command'dan fatal demeye çıkmıyor mesela. 3 vuracağı için beast olmadığında. O elinizdeki küpla onun hesabını da yapabilirsiniz tabii, ama bu geç çekerseniz, yani early'de çektiğinizde bu kartı yapıştırıp board'da üstün olmanız gerekiyor. Dediğim gibi çok daha agresif desteler anca bu desteye göğüs gerebiliyor veya çok çok iyi draw yapabilecek bir kontrol destesi. Yani Warrior destesi falan gibi destelerde sıkıntı çıkarıyor, Bomb Warrior'dan bahsediyorum. Deste böyle bir deste. Gördüğünüz gibi Legendary yok, Epic yok. Destenin epi topu edeceği Dust, 1500 Dust zaten. Bu destenin linkini de ben videonun altına bırakırım. Onun dışında şöyle diyeyim. Eve geldiğimde hani olabildiğince yükseleyim kafasıyla oyuna başladım. Baktım kaybetmiyorum. Zaten 10 yıldızla başlatıyor. Her beşer adımda bir yıldız düşerek yine art. Yine devam ediyorsunuz rank atlamaya. 10 yıldız, 9 yıldız diye düşüyor ama siz atlamaya devam ediyorsunuz. Baktım 9 win streak oldu. Bundan biraz öncesinde işte Gold 4'e geldiğimde vesaire video çekmeye karar kıldım. Ama arkada da işte video falan izliyordum. Zaten saat çok erken. Yayın da açmadım o yüzden. Hani speedrun gibi bir mevzu oldu aslında.
Size az çok o video kesitlerinden, ekran yakalamalarından göstermek isterim. Hani şöyle şey yapsak, Firestone'dan Replays'e girsek, göstersek vesaire çirkin olacak. Hani şu tarz replayleri izlemek için de çok mantıklı olmayacak. Mesela ama şöyle bir bakalım en azından. Belki de böylesi daha hayırlı olur. Çünkü bütün oyunları görebileceğiz. Gördüğünüz gibi Reader'ı çektiğinizde, yani ilk başladığınız elden bahsediyorum. Çekiyorsanız geri yollayacaksınız. Çünkü 3 kartla veya 4 kartla başlıyorsunuz. Elinizi boşaltma imkanınız ilk 3 manada vesaire ne kadar düşük manalı bir deste olsa da çok kolay değil. Spell'ler var, secret'lar var. Hero Power basmanız gerekiyor. Agresif Counter oynuyorsunuz. O yüzden Reader'a o sürede mana yetmiyor. Ama atıyorum 5. manaya geldiğinizde elinizdeki kartları zaten çıkartmış oluyorsunuz. Ya da işte 1 manalık, 2 manalık, 2 kart daha oluyor. Reader'ı da çekiyorsunuz. Bir anda 5 manada 3 kartınızı elden çıkarıp board'da yine üstünlük sağlayıp el sonunda da 3 kart daha çekebiliyorsunuz. Bu müthiş bir nimet bu deste için. Kill command çekebilme ihtimaliniz var. Silah çekebilme ihtimaliniz var. Bow silahı var destede biliyorsunuz. Secret'larla bufflanabilen durability'si. Yani fatal damage'i vurabilecek şeyleri çekme potansiyelinizi inanılmaz arttırıyor. Bunun dışında dediğim gibi Face Stalker Beast minyonuyla Hero Power'ınızı kullanıp Turgite mesela elimize gelmiş. Secret'ları Hero Power üzerinden kartı çekmek yerine o tempoyu bize hızlandıracak Face Stalker minyonuyla kullanmak lazım. Secret'ları ele çekmek bu deste için en kötü draw'lardan biri diyebiliriz. Ama bu iki secret çeşidi var bu destede bir de. Birisi gördüğünüz gibi Pressure Plate. Karşı taraf spell kullandığında karşı board'dan bir minyonu yok ediyor. Diğeri de Freezing Trap. Biri atağa kalkıştığında minyonlarından bu minyonu 2 mana daha fazlasına eline veriyor. Bu da yine sizi early'de çok daha hızlı tempo kazanmanıza yardımcı oluyor. Hani Explosive Trap gibi agresif hunter oynuyoruz. Daha çok damage, daha çok damage diye açgözlülük yaptığınızda bu secret'ın pek bir anlamı kalmayabiliyor. İsterseniz dener görürsünüz. Şu an size bunu tam anlamıyla aktarabilme anlamı yok ama çok karşıma da aynı desteden geldi. İşte bu dormant'lardan falan vardı ama bir manalık epik büyüden koymuş. Side quest'ten bahsediyorum. Toxic bilmem ne adı. 3 tane Hero Power kullandığınızda 3 tane Leper Gnome sürüyor yere. Bunlar da öldüğünde Hero'ya ikişer vuran minyonlar birebir bildiğiniz gibi. Bunlar bizim destemizi yavaşlatan şeyler. Bizim 3 ellik aşamalı yapmamız gereken bir mevzu yok ortada. Biz çok erkenden board'u döşeyip bir an önce vurabildiğimiz damage'i vurma derdindeyiz. O yüzden bunlar bizi yavaşlatabilecek şeyler. Desteğe bu karttan bir tane koysan sıkıntı çekme ihtimali çok düşük. İki tane koysan daha büyük sıkıntı. İkisini de çekebildiğiniz durumlar oluyor elinize bir anda. Şişiyor. Bunlar bizi yavaşlatacak şeyler. Bizi sadece hızlandıracak şeylere ihtiyacımız var. O yüzden el başlangıcınız çok önemli. Şöyle mesela 4x speed ile bir gösterelim. Turgay'da düştük. Hero Power'ı kullanmadık. Hero Power'ı niye saklıyorum? Çünkü şöyle. İkinci mana başladığında yapacağım hareket belli. Muhtemelen Dormant'ı süreceğim. Yine Hero Power'a 2 mana, hani az önceki el kullanmış olsam Hero Power'ım 2 mana olacak yine. Yine kullanamayacağım. Aslında hani eksik damage vurmuyoruz yani. 0 manayı kullanmadığımızı gördükçe orada tiltlenmeye gerek yok. Face Stalker çekebildiğimizde kullanma ihtimalimiz olacak. Veya 1'e 3'lük minyon var biliyorsunuz. Hero Power'ımızı targetleyip bir minyona da sıkabiliyoruz. Bu ihtimalleri unutmamak lazım. Zaten hani 10 manada değiliz. Diğer el zaten Hero Power'ı %100 kullanacağım gibi bir şey yok. O yüzden bekletmek en mantıklı seçenek. Dormant'ı ne kadar erken düşersek o kadar iyi, ilk söylediğim gibi. Elime çok yüksek draw'lar çekmişim. Animal Companion'ı da çekmişim. Elimden çıkarmam gerekiyor. Karşıdaki de muhtemelen totem şaman ama ne olduğunu anlamak için zaman gerekiyor. Dormant'ım uyandı. Face'e vurdu. Bu benim işime geldi.
Bakın Face Stalker'ı çektik. Ne ile çektik? Draw Abyss büyüsüyle çektik. Bufflanarak geldi. Artı 2 artı 2. 4 mana da olmama rağmen hem 2 manalık büyü kullandım. Hem Face Stalker'ı atabildim. Hem Hero Power'ımı kullandım. Hem de bu sayede Secret'ımızı koyabildik Face Stalker'la. Yani neredeyse 8 manalık bir play yapıldı. Anladınız mı? Hani önemli şeyler bunlar. Bu tempoyu kazanmak. Pratik yaptıkça desteğe çok daha hakim olacaksınız zaten. Deste dediğim gibi çok ucuz ve herkesin yapabileceği bir deste. Şöyle baktığınızda yere sürecek minyon kalmadı neredeyse. Ama elimden kartlarımı çıkarıyorum yavaştan. Bunu öldüremezse zaten diğer el bizim borumuzu ödecek yine. Vorpal Tinker'ı çektim. Kill Command'ı oynadım. 17 canı kalmış. Vurabildiğim damage'i vurmak istiyorum. Adam Galakrond'unu çekti eline. Çok invoke'lamı yamamış olsa da. 3 el daha, 5 el daha tutarsa oyunu adam kazanacak. Benim daha elimde bir şey kalmadı tutacak. Hunter oynuyoruz, agresif oynuyoruz. Kendimizi heal yapacak bir şey yok, kontrol edecek bir şey yok ortalığı. Vurabildiğimizi vuracağız. Nasıl maksimum verimde vuracağız? 5 mana kalıyor Vorpal Tinker oynayınca. Bir kill command, bir hero power'ınızı sıktık. Böylece hero power'ınızı da boş geçmedik. 2 tane beast'imiz var. Birini öldüremediği anda ikinci kill command'imizi diğer el öldüreceğiz. Aynı zamanda Reader zaten board'da. Bize silah çekme option'ı tanıyor halen. Yani inanılmaz bir kart bile draw ettirebilse el sonunda müthiş bir özellik bu. Ki öyle de oldu. Küpümüzü verdik, hesabımızı yaptık. 2 kill command'den de 5, bir de 2 hero power'dan kazandık. Tertemiz oyun. Druid'e karşı oynamışız. Hani her hero'dan karşılaşma en azından gösterebilirsek. Gördüğünüz gibi gene Reader'ı atmışız. Secret'ı gene atmışız. Turguide'la Vorpal Tinker desteğin en önemli parametrelerinden ikisi. Yine Dormant çektik. Bu adam Starfall keşfetti bu arada. Bir manalık büyüsüyle. Şimdi bu oyuncudan oyuncuya değişir. İsterseniz Turguide atıp geçersiniz. İsterseniz Turguide atıp Vorpal Tinker ekstra manayla oynayabilirsiniz. İsterseniz Spellburst atıp Coin'i hemen kullanıp 3'e 2 bir drop çıkarabilirsiniz. Bakalım ne yapmışım ben de hatırlamıyorum. Dormant'ı oynamak da çok mantıklı. Çünkü Druid o Dormant'ı bir daha oynatmaz size. Adamı 6-7 manaya getirmemek. Getirene kadar bir dayak atmak lazım en azından. Spellburst'u yapıştırmışız direkt. Board'da 3 tane minyonum oldu. Zaten o Ripley'in yarısına geldik bile. Çünkü Druid'e erken tempo kurabiliyorsan Druid sana cevap veremez. Özellikle bu metada. Starfall'la temizledi vesaire. Dümdüz oynuyorum yani. Düşünmeme bile gerek yok. Çektiğini oynuyorsun destede. Dünyanın en kolay oynaması, yükselmesi de o kadar bir o kadar garanti destesi. O yüzden kaçırmayın derim. Mesela Warlock gelmiş. Muhtemelen bu Galakrond Warlock'tu diye hatırlıyorum. Ama Zu olsa daha büyük sıkıntı. Zu'lar gerçekten bazen bizden çok daha agresif olabiliyor. Yine başlangıç kartlarımızı iyi düşündük. Evet, bu Galakrond Warlock'ta hatırlıyorum. Yine babaya indik. Öldüremeyeceğini düşündüğüm için indim. Kübü de bastım. 4'e 3 oldu bu minyon çünkü. En azından bir el daha vuracak. Hero Power mı? Yine 0 mana yaptım. Yine kullanmıyorum. Zaten elimden kart çıkaracağım. Onu yine kullanma potansiyelim hala elimde. Kılıcımı vurdum. Dümdüz maksimum damage'ime. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuraya gelelim. Şurada Turguide'la trade yapabilirdim. Trade yapsam ne olacak? Adamın diğer Galakrond'da oynadığını biliyorum. Galakrond'da bufflama büyüsü var Warlock'ta. Buna atak verebilir. Rush minyonu olduğunu biliyorum. İhtimaller üzerine. Yani Turguide'la bir tanesini tradelesem bile 4'e 3 minyonumu öldürme şansı olacaktı. Böylece Turguide'da da ben hero damage'imi vurup onun benimle trade yapmasını bekledim. Yani tam da öyle oldu zaten. Rush minyonunu sürdü. Onunla onu temizledi. Turguide'ı da o temizledi. Ama Turguide'ım benim o damage'i de vurdu. Ben elimden yine olabildiğince kart çıkarıyorum. Hero power'ım 0 manaydı. Hero power'ımı sıkıyorum. Sonra ikinci Turguide'ımı çekmişim. İkinciyi oynuyorum ki diğer erkeği hero power'ım bu sefer 0 olsun. Bir misplay yapmamak lazım. Vorpal Tinker'ı da büyüyle çektik. Buff halinde çıktı. 3'e 3 iki tane delikanlı beast'imiz var. Kılıcımız da var. Vursak da olur, vurmasak da olur şu an. Aa, vurmak lazım.
Çünkü bir script'ımız yok, bir beklentimiz yok. Burada artık taunt'unu koyduk. Kill command'ı bekletmenin anlamı yok. Yapıştıracaksın, geçeceksin. Zaten bu çocuklar 6 vuruyor. Hero power'la 8 vuruyoruz. Bir de reader'ımız var. En sonu kartımızı da çekecek. Yine fatal çekme ihtimali çok yüksek. En kötü hilleyemezse de kendine. Diğer el hero power'ı, hunter'ı biliyorsunuz 2 vuruyor. Bitiriyoruz. Warlock'u da böylece yenmişiz. Hunter gelmiş. Şöyle bir bakalım. Yine Hunter gelmiş, Rogue gelmiş, Şaman gelmiş. Şu Hunter'a da bakalım. Sonra bir de Mage'e baktık mı hiç hatırlamıyorum. Mage bakalım istiyorum. Hunter'la oynuyoruz. Yine tempo kurmamız çok daha önemli çünkü karşımızdaki bizimkiyle aynı Hunter. Gerçi bu çocuk bir iki tane kartı değiştirmiş olabilir. Önemli değil. Kim daha iyi board'a hakim olursa o kazanacak. Başka bir mevzu yok. Daha iyi draw yapmak falan bunların hepsi önemli. Çocuk gayet kötü çekmiş bu arada. Şimdi şu minyonun çıkması yere beni de hızlandırdı. O minyon düşmeseydi oraya ne bileyim charge'ı düşseydi Demon Companion'dan. İkiye birlik charge gelseydi bu kadar hızlı hareket yapmazdım muhtemelen. Turgay'dı falan atar geçerdim. Ama adam biri iki canlı bir drop düşünce benim de en az yere 2 minyon sürüp bunlardan birinde atağının güçlü olmasını gerektiğini düşünüp böyle oynadım. Yine aynı şekilde şimdi bu 4 damage'i ben mislemek istemeyip yine onun benimle trade yapmasını bekledim. Aslında bu, baktığında bunları da buff'lıyor ama ben buna vurduğum anda bunun zaten canı 1'e düşecek. Buff'lanmamış haliyle de temizleyebilecek. O yüzden trade'ini yine o yapsın. Ben adama vurabildiğim maksimum damage'i vurayım kafasındayım. Animal Companion'ı attı mesela. Burada inanılmaz bir de draw yapıp Sharpshooter'ı çektik. Sharpshooter'la bufflayan minyonu bir şekilde temizleyip Freezing Trap'imizi de koyup ki adam bizle aynı desteği oynuyor. Bakın Dragon Bane koymuş. Dragon Bane'e hiç gerek yok. Zaten bu oyun bunun özeti aslında. Biz Freezing Trap'i koymamızı ihtimalini bilmesine rağmen bu taunt'la diğer el vuracak. Mesela bu bir hata bence. Çünkü taunt'unu kaldırması demek onun için intihar demek. Ben bu arada minyonlarımı düşüyorum. O sadece izliyor şu anda. Yine Animal Companion attı. Yine taunt geldi. Elindeki bu taunt 5 mana şu anda. Secret'ı ile geri verdiğim için. Ve sharpshooter'ım sağdayken Taunt sürse ne olacak 4 canlı? 4 tane minyonum var vesaire. Hero Power'ın ikisini de adama sıkabiliyorum yani. O taunt olsa ne olacak, olmasa ne olacak? 5 manaya bunu attı. 1 manaya bir şansına bir taunt daha buldu. Ama hiç önemli değil. Ben bir Sharpshooter'ımı feda edip ikincisini de buldum zaten. Dragon Bane'le iyi de sıktı Hero Power'ını kullanıp benim. Dormant'ımı öldürdü ama hiç önemli değil. Ben zaten aradığım tempoyu buldum. Bunlar tabii düşük ranklardaki maçlar ama ayın başı olduğu için gördüğünüz gibi zaten iyi oyuncular da zaten bu ranklarda hala. Şöyle kimleri gördük? Şaman, Druid, Warlock, Hunter gördük. Şamanı gördük. Rogue görmedik. Mage görmedik. Bir Rogue gösterelim. Mesela şu Rogue'u bir izleyelim. Mesela Gold 1'deyken oynamışım. Yani adamlara nefes aldırmıyor zaten deste. Gördüğünüz gibi Secret'ı oynadık. Desteğin en yüksek kartlı manalı kartı zaten. Bunu da yolladık. Gelecek kartları dua etmeye başlıyoruz sadece. Vulpritinger geldi. Erken tempo demek. Direkt Vulpritinger'a düşeceksiniz. Çünkü bu bir hamle kartı baktığınızda. 3 mana da ya 3 mana da bu kartı oynasanız Vulpritinger'ı 3 mana da oynamaktan, 2 mana da oynamaktan hani 2 mana da Hero Power sıkacağınızı düşünerek söylüyorum. Çok daha verimli. Vulpritinger başta düşüp Hero Power'ımızı sıkabilip ya da bakın Dormant çekmişiz. Dormant'ı oynayabilip Sharpshooter'ı hamle kartı olarak oynayabilmek önemli. Sharpshooter'ı yem etmenin anlamı yok. 3'e 1'lik stealth mesela. Hani metaya da az çok hakimseniz insanların da neler yapabileceğini daha iyi anlayıp karşıdaki hero'ları çok daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Çok daha doğru hareket edebiliyorsunuz. Ya gördüğünüz gibi elime gelen kartı oynuyorum dümdüz. Çok düşünecek bir şey yok. Yani adamı iyi de tuttu aslında ama elinde kart kalmadı yani. Bir tanesi stealth, bir tanesi secret passage. 3 tane minyonu var mesela şu an yerde.
Hani ama canına bakın adamın. Benim iki katı canım var şu an o adamdan. O adam canı derdinde şu an. Bana vurmaya hani 3 tane minyon olsa bile bana vurmaya düşünemiyor bile adam şu an. O canla Hunter'a karşı oynuyor. Elimdeki command falan da var zaten. Adam Cold Blood'ı basıp benim minyonumu temizlerse o adamın zaten karşı kazanma şansı olmuyor. Ne diyorum? Daha agresif olması lazım bir destenin bu Hunter'a karşı kazanması için. Bu deste de iyi bir deste bu arada. Çocuk çok iyi draw yapamadı yani. Yani yine de çok iyi bir oyuncu olsa daha iyi idare ederdi muhtemelen. O kadar trade'e girin. Ben kill command'imi maksimum damage'le beklettim. Vuramadı. İki canım kaldı. Bir yandan da düşünüyorsunuz adamın bu kadar kartı var. Maksimum kaç damage çıkarır? İki Heavy Scrate elinde var mıdır? Hani olsa niye atmadı da Cold Blood basıp minyonu ile trade yaptı falan. Bunları iyi düşünmek lazım. Bunları yayına da gelirseniz tekrar tekrar tartışırız. Kazandığımız bir major oyunu arıyorum. İki tane karşılaşmışım. Birini kazanamamışım. Kazandığımı izleyelim. İsterseniz kazanamadığıma da bakarız. Yani gene güzel bir el gelmiş. Şimdi Wolpertinger'ın bir elimde draw'a beast atsam elime Facestalker çekme ihtimalim yüksek olduğunu biliyorum. O yüzden bu iki kartı yolladığımda umarım Facestalker gelir demiştim. Hatırlıyorum onu dediğimi. Facestalker'ı da çektim. Yine erken agresiflik yapmak için Dormant'ımı erken elimden çıkardım. O Dormant'ı ben 5 mana da elimden çıkarmak istemiyorum. Özellikle Mage'e karşı vesaire. Olabildiğim maksimum damage'i vurmaya çalışıyorum adama. Facestalker attım. Hero Power'ımı sıkamadım. Ama o da öldüremedi. Ben yine de kılıcımı çekip yerdeki minyonu temizlemek istedim. O benim Facestalker'ımı kesebildi kombatçım büyüsüyle ama Dormant'ımın canı 4 olduğu için çok bir şey yapamıyor. 2 minyon yani yerde 7 can vardı yani. Yani 3 mana da 4 mana da Mage'in şu desteğiyle yapabileceği bir şey yok. Çünkü ben de oynuyorum bu Mage'i. Severek de oynuyorum. Ne yapabileceğini az çok biliyorum. 16 cana indi bile adam ya. Yani. Vurmaya devam ediyorum. Onun yaptığı şeyleri ignorlayıp vurmaya devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yok. 2 tane kill command'im elimde. Onun güvencesi var. Onu nasıl oynayabileceğimi hesaplıyorum. Wolpertinger'larım var elimde. Birini birazdan yem edeceğim. Bir tanesini kill command için saklayacağım. Çünkü 10 damage demek. 2 tane kill command beastsiz atmak demek 6. Hadi hero power sıktın 8. Bu ve 8 manaya 8 vuruyorsun. Wolpertinger atıp 2 kill command attığında 7 manaya 10 vuruyorsun. Yani çok farklı şeyler. Adamın canına sürekli bakıyorum zaten. Hesabımı yapıyorum. Tauntları koydu falan ama canım çok olduğu için rahat davranıyorum yani. Ama bir Frostbolt olsa vesaire patlayabilirdik ama bir el daha dayanmak demek. Çünkü benim hero power'ım 2 vuruyor zaten artık. Bu elde dayandıktan sonra zaten kazanıyorum. Ha, bu arada destenin secretlarının güzel yanı bir tanesi pressure plate. Adam bu mage geldiğinde karşındaki güçlü oluyor bu mage'ler size karşı. Sorcerer'ı tak pressure plate bir anda büyü kullanacağı için ondan sonra Radiant Elemental'la gene büyü kazanmak istediği için büyü kullanıyor. Tak bir anda Sorcerer'ı yok edebiliyorsunuz ve adamın bütün temposu da kırılabiliyor. Yani bir anda şans yani şans da değil aslında bu olasılık yani. İki tane minyonu varsa birini yok edecek. Biri Sorcerer'sa tak Sorcerer'ı yok ediyor. Adamın zaten bütün tempo mage'i bitiyor yani. Diğeri de zaten işte Freezing Trap. Adamın minyonlarını hareket ettiremiyor yine temposu bozulmaması için korkudan. Çünkü spell çekmeye bağımlı yani spell oynamaya bağımlı. Sorcerer'ın eline geri dönmesini şey yapamaz. Vesaire vesaire. Sizden çok daha agresif bir deste yoksa karşınızda yani %90 oranında kazanıyorsunuz yani. Burada oran var işte. 19 oyunda %85 kazanmış. Son oyunum lose. Şu oyuna kadar %89'du işte. Lose aldığımız oyuna bakalım bir de. Yani çok kötü draw yapmamışız ama az önceki Mage'in iyi draw yaptığı bir oyun senaryosundayız şu an. Bizi nasıl durdurabildiğini iyice anlayacağız şu anda. Yine Turgayt Facestalker kombomuzu yaptık. İlkel Hero Power'ımızı 0 mana yapıp kullanmadık. Facestalker'la beraber attık. Secret çalışsın diye. Devolving Missiles bulmuş adam. Minyonlarımızın efektifliğini azalttı böylece tabi. Yani oyundan oyuna, oynayışa göre, oynayan insana göre çok değişkenlik gösteren bir oyun Hearthstone.
deste dünyanın en basit destesi olabilir. Ama şu 3 manaya kadar siz benden çok farklı oynayabilirdiniz. Belki de kazanırdınız vesaire bu oyunu. O yüzden desteyle sizin adaptasyon işiniz bundan sonrası tamamen. Size kalmış her şey. Umarım desteği beğenirsiniz. Desteği zaten ben yapmadım dediğim gibi. Sadece kombinasyonlara biraz hakim olun istiyorum. Karşı klaslar geldiğinde neler düşünmeniz gerektiğini biraz anlayın istedim. Soru, görüş, önerileriniz olursa beklerim. Yayınlarıma beklerim Twitch What the Pack adresinden. Aynı YouTube'daki nickimle Twitch'ten de yayın yapıyorum. Soru sormak isterseniz yorumlardan da beklerim. Zaten az çok anladınız desteğin ne olduğunu. Şu an neden kaybettiğimi de belki izleyerek görüyorsunuzdur. Zaten adam müthiştir o yaptı sorusunu. Sağdan silememem demek benim için intihar demek. Adam bir mana bulup benim Vulpertinger'ımı vesaire sıfır manaya sorcerer sayesinde yok ediyor. Bir anda mana giant'ı düşebiliyor. Destesinde olmayan kartlarla başladığı için. Yani devam etsem ederim, ikiye dayansam ne olacak? Gene öleceğim ben bu oyunda. Direkt concede yani, yapacak bir şey yok mu? Adam güzel de oynadı. Velhasıl kelam, geldik Diamond 9'a. 1,5 saat sürmedi bile belki de. İnanılmaz deste, inanılmaz hızlı. Yapması çok kolay. Sadece pratik gerektiriyor. Umarım desteği, videoyu ve görüşlerimi beğenmişsinizdir. Bundan sonra Hearthstone için daha çok inceleme yapmaya çalışacağım. Mümkünse yayın açarak yapmaya çalışacağım. Mesela önümüzdeki diğer ay, yine ilk gününde yayın açarak bu ranka kadar gelmeye çalışacağım. Bir speedrun yapma hedefim olacak yani. Bu seferlik böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim tabii ki.